Bismillahirrahmanirrahim. İmam Hatip Liseleri Arapça 10 Ünite 1 Ders 2 Eddersü Sani yani ikinci ders. Nedir o? El-alemul İslamiyyu İslam alemi İslam dünyası. İstemi' dinle ilel cümeli cümleleri dinle. Ve e'id ve hazırla ha onları. E'id hazırla veya tekrar et. İki manaya da gelmekte. Ha onları. Onları derken yani o cümleleri. Neden ha zamiri kullanılmış da hu zamiri kullanılmamış? Mesela bu bir soru. Kâne er-raculu yegûdu es-seyyârate. Kâne idi. Er-raculu adam. Adam idi. Adam neydi? Yegûdu. Sürüyordu. Hüve. Gizli zamir fail burada. Peki neyi sürüyordu? Es-seyyârate. Otomobili. Aracı sürüyordu. Kâne, duya. Hemen sol tarafta. Vel-âne. Şu anda hüve. O kişi yani o adam. Vesale. Ulaştı. İlel-beyt. Eve. Bis-selâmeti. Selametle. Burada es-selâme kelimesi yani sağ salim. Kaza etmeden ulaştı manasına geliyor. Kânet. Bakın az önce kâne idi. Şimdi kânet oldu. Kâne, kânet. Hüve, hiye. Kâne, müzekker için. Er-racülü, müzekkerdir. Adam demek, erkek demek. O yüzden kâne. Aişe kadındır, kızdır. Bu yüzden kânet kullanılmakta. Kânet idi. Aişe tu, Ayşe. T'ye tek ötre veriyorsunuz. Gayrı mustariftir. Aişe adlı kişi idi. Neydi? Tedrusu, ders çalışıyordu. Hiye, o Ayşe. Hiye gizli bir zamirdir. Bu fiilin gizli bir zamiri var. Hiye, o Ayşe idi. Neredeydi? Fissafi, sınıftaydı. Yani mevcudun fissaf dedi. Mevcudun. Mevcuttu yani. Sınıfta neydi? Sınıfta mevcuttur. Yani Ayşe sınıftadır dersiniz. Vehye o Ayşe, o kişi, o kız el-âne. Şu anda teşrabu içiyor. Hiye gizli zamir fail. O Ayşe içiyor. Ne içiyor? Eşşaye. Çay içiyor. Eşşay burada mef'ulü bihtir. Peki nerede içiyor? Fil maksifi. Maksifte yani maksif nedir? Kantin demek. Kantinde, kantinin içinde o kız yani o Ayşe çay içiyor. Yegudu ya ile başlıyor muzari. Teşrabı muzari te ile başlıyor. Müzekker müennes ayrımlarından bir tanesi. Kesin bir bilgi değilse de, kesin sonuç değilse de, değişken olsa da bir yardımcı diyebiliriz. Kâne ehmedû, Ahmet'in dalına tek ötre verin. Kâne ehmedû yel'abû fevka selci, fevka esselci. Kâne idi, ehmedû, Ahmet idi. Neydi? Yel'abû, oynuyordu. Hüve, gizli zamirdir. O, Ahmet oynuyordu. Nerede? Fevka selci. Esselci kar demek. Fevk üstünde. Fevka. Fevkin de fevkinde. Diyorlar yani fevk. Fevkal. Fevka selci. Karın üstünde. Karın üstünde Ahmet oynuyor. Yel'abu. Hemen altına bak. Kânet geliyor bu defa değil mi? Kâne. Kânet. Neden? Çünkü Ahmet müzekker olduğu için kâne, Selma müennes olduğu için kânet oluyor. Peki devam edelim. Ve ve o Ahmet el-âne şu anda yeş'urû hissediyor bil-berdi soğuğu. Havanın soğuk olduğunu hissetmeye başladı. Hissediyor. Hüve müzekker olduğu için Ahmet hüve zamir kullanıldı. Hemen aşağıda Selma'dan bahsediliyor. Kendisi müennes olduğu için hiye zamiriyle ifade ediliyor.
Yani bu kareler, bu resimler, bu yazılar sağlı sollu aşağı yukarı birbiriyle etkileşim içerisinde. Kânet idi kim? Selma. Selma'dı kız. Neydi? Tektubu yazıyordu. Vacibati ha ödevlerini. Vacibati ha ödevlerini yazıyordu. Tek tubu fiil hiye gizli zamir fail vacibati cem-i müennes salim olan bir kelimedir isim faildir. Nasb hali esneyledir yani. Vacibati ha ödevlerini kendi ödevlerini yani ha nereye? Selma'ya raci. O Selma ödevlerini yazıyordu. Ha zamir neden kullanılıyor? Çünkü Selma müennestir. Bu yüzden ha kullanılmış. Mesela hu kullanılmamış. Vacibati hu şeklinde değil yani. Ve o Selma el ane şu anda hasalet kazandı. Ulaştı. Ala caizetin bir ödül kazandı. Caize ödül demek. Zaten eline bir ödül almış. İşte bu yani gösterir ödülü aldım hesabı. Ve hiye el ane hasalet ala caizetin. Hasalet hiye hasaletin gizli zamiri faili nedir? Hiyedir. Bu şekilde anlatmış olduk. El-vahdetul ula linete'arrafu ala alemina sil ulaştır demek ki vesale yesilu sil emri hazırdır. Ulaştır, birleştir, kavuştur. Beynel cümeli cümlelerin arasını birleştir şurada olduğu gibi. Mesela Osmanu Osmanu, Osmanun değil yani tek ötre vereceksin buraya. Gayrimusariftir. Osmanu, bu, nu. Ba'da cezim yaz, nuna da ötreyi ver. Osmanubnu. Bu ibn kelimesidir aslında değil mi? İbnu, ibn. Ama hemzesi yok şu an görüyorsunuz. Aslında vardı da şu an yok. Neden? İki özel isim arasında yer aldığından ibn kelimesinin hemzesi hasfedilir. Geriye bin kalır yani. Bin. Bu bin kelimesini nasıl okursun? Nur'a ne hareke vereceksin? Nur'un harekesi sağındakinin harekesidir. Çünkü ondan bedeldir. Sağ Osmanu merfu olduğu için bu da ne olacaktır? Nur'a öte verilecektir. Bu ibin kelimesi sağdan bedel sonuna da muzaf olur. Soldaki kelime muzafın ileyhtir yani. Bu yüzden affa ne? Nur'a fetha vereceksin. Ese veremezsin. Çünkü affan kelimesi de gayrimusariftir. Diyor ki Osman da Erfan da nedir? Gayrimusariftir. Niye gayrimusarif? Çünkü bunlar nedir? Özel isimdir evvela. Ardından Elif ve Nun'la bitmişlerdir. Bu iki gerekçeden ötürü bunlar gayrimusariftir. Gayrimusarif nedir diye konu uzayabilir ama hani bilenler için bunu söyledim. Bilmeyenler için harekeyi doğru ver geç. Osmanubnu Affane. Osman bin Affan adlı kişi yani Hazreti Osman Kâne idi yeştehiru meşhur idi bi hayaihi hayasıyla meşhurdu. Hazreti Osman'ın en meşhur yönü nedir? Hayasıdır. Gitti. Ali ibnu Ebi Talib'in Hazreti Ali kısaca acaba neyle meşhurdur? Kâne yeştehiru bi şecaetihi cesurluğu ile meşhur idi. Ömer ibnu el-Hattab Ömer İbn Hattab yani Hazreti Ömer diyelim kısaca. Kâne yeştehiru bi adaletihi adaleti ile meşhur idi. Ebu Bekir Sıddık'ı Ebu Bekir Sıddık yani Hazreti Ebu Bekir halife. Kâne yeştehiru bi imanihi el kaviyyi kavi yani sağlam güçlü imanı ile meşhur idi. Hazreti Ebu Bekir. Dört tane halife verildi. Dört halife neyle meşhurdur diye burada anlatıldı. Hem Arapça olarak neyi nereye oku çizeceksiniz onu anlattık. Hem bu genel kültür bir bilgi olarak zaten aklımızda olmalı yani. İkra oku. Kara'e yakra'udan emir hazır. Fail nerede? Gizli zamir ente. Peki neyi oku? El cümele. Cümleleri oku. Cümletün kelimesinin cemisidir, çoğuludur. Cemim keser yani kırık çoğuludur. Mef'ulü bih'tir burada değil mi? El cümele, cümleleri oku. Mef'ulü bih olduğu için lema fethayı ver. El atiyete onun sıfatı olduğundan ne olacaktır? Bu da mensup olacaktır. El cümele, el atiyete. El cümel müzekker iken el atiyete neden müennes? Bunu biliyorsunuz.
El cümele, el atiyete. Atiye gelen demek. Aşağıda gelen, aşağıda yer alan cümleleri oku. Daha ne yap? Ve teemmül, teemmele, teemmül. Teemmül et, yani düşün. Neyi? Ma'aniha, o cümlelerin manalarını düşün. Sümme sonra ne? Uktubu, yaz. Neyi yaz? Ha, onları. Nereye yazalım? Tahte suratil münasibet. Münasebet. Münasip resimlerin altına da onları yaz. Bir düşün bakalım. Burada 4 tane cümle verdik. 4 tane de resim vereceğiz. Hangi cümle nereye yazılır? Her birinin altında noktalı yer var. Düşün bakalım diyor. Mesela kânet fâtimetu. Fatma'dan bahsediyor. Bu bir Fatma olamaz. Burada Fatma zaten yok. Fatma nerede acaba? Aha, Fatma burada. Demek ki buraya yazılacak. Direkt çıktı yani. Manayı pek henüz anlamadık isek de durum böyle. Bakalım kânet fâtimetu. Fatma idi. Bak kâne değil. Kânet. Burada kâne et-tâlibu. Müzekker müennes uyumu söz konusu. Kânet fâtimetu. Fatma idi. Neydi? Te'melu. Çalışıyordu. Kim? Hiye. Gizli zamir fail olur bunda değil mi? Hiye. O Fatma. Nerede çalışıyordu? Fil müsteşfa. Hastanede çalışıyordu. Evet. Aşağıda Fatma'nın resmi var zaten. Hemşireye benziyor. Onun altındaki noktalı yere bu cümle yazılır yani. Devamında kâne. Bakın kânet, kâne. Kâne idi. Ahmedu. Ahmet idi. Ahmedu. Dala tek ötre ver çünkü gayrı mustarif. Niye? Fiil vezninde olduğu için. Bir de özel isim değil mi? Ya'işu. A'aşe ya'işu. A'aşe ya'işu. Yaşıyor idi. Bunun faili nerede? Gizli zamir hüvedir. Hüve o Ahmet yaşıyor idi. Nerede? Fil kariyeti köyde. Artık köy bir de Ahmet aranıyor. Nerede? Bu değil, burada bilgisayardan bahsediliyor. Köy resmi nerede varmış? Bir üstünde yani. Uzakta değil, buradaymış. Kâne et-tâlibu öğrenci idi. Yakrav okuyordu ne? El-Kur'âne el-Kerîme. Öğrenci Kur'an-ı Kerim okuyordu. Nerede? Burada. Kânet Meryemu. Meryem de ver musarif. Tek ötre vereceksin sonuncu harfine. Kânet Meryemu. Meryem idi. Neydi? Tel'abu. La'ibe yel'abu. Tel'abu hiye. Gizli zamir fail. O Meryem ne yapıyordu? Oynuyordu. Alel hasubi. Bilgisayarda yani. Nerede o resim? Burada. Bunun altına da onu yazarız. Böylece orası bitmiş olur. Evet. İstemi'i dinle ilel hibari diyaloğu el ati aşağıda yer alan gelen sümme sonunda ikra oku hu onu önce dinle sonra oku. Niye önce dinle diyor? Harekesi yok yani. Dinlersen bunu kim okusa, kimden dinlesen harekeli okuyacak. El hafidu torun, el ceddu dede. Bir dede ile torun arasında geçen bir diyalog bu, bir konuşma. Bakalım ne konuşmuşlar. El alemul islamiyyu, İslam alemi. Ma burada ne demek? Soru yani. Ma hadihil haridatu, şu harita nedir? Ya ciddi, ey dedem. Dedeciğim bana söyler misin şu harita neyin nesi? Cevap veriyor el ceddu. Dede diyor ki hadihi, şu var ya nedir? Haridatul islamiyyi, pardon yanlış okudum. Haridatul alemil islamiyyi, İslam aleminin haritasıdır. El hafidu, torun şöyle cevap verir. Maşallah. Bu da maşallah. Yani Allah mübarek eylesin. Veya vay canına. El alemul islamiyyu kebirun. İslam alemi büyükmüş, büyüktür. El ceddu, dede. Nam, evet. Yetekevvenu, tekevvene yetekevvenu. Oluşur, oluşuyor. El alemul islamiyyu, İslam alemi. Min eksera. Min selasine. Devleten. Devleten devlet demek. Selasin 30 min dendan ekser çok demektir. Yani İslam alemi 30 devletten daha fazla devletten müteşekkildir. Yani 30'a aşkın devletten oluşmaktadır. Devleten temiz. Ve adedül müslimine, ve Müslümanların sayısı da fihi, o devletlerin içerisinde yaşayanlar, yaşayan Müslüman adeti, Müslüman sayısı nedir? Ekseru min milyar, milyardan fazladır, milyardan çoktur, ekser çok demek, daha çok demek. El hafidu, torun cümlesine şöyle devam eder. Peki limaza, niye ismuhu onun adı
El alemul İslamiyyu konulmuş. Ya ciddi ey dedem, ona niye el alemul İslamiyyu adı verilmiştir de mesela bir masa veya kağıt adı verilmemiş. El ceddu dedi şöyle diyor, bu isim vermenin mantığı ne ya? Li ennen nase, çünkü insanlar fihi, o bahsettiğimiz el alemul İslamiyyu kavramı içerisindeki devletlerdeki insanlar, o devlet içerisinde yaşayan insanlar neyedir? Müslimune, Müslümanlardır. Ennen ismi ennase, haberi Müslimune. Çünkü o devletler içerisinde yaşayan insanlar nedir? Müslümanlardır. Diğer devletlerde de var Müslümanlar, yok mu mesela? Örnek Amerika'da, Almanya'da yok mu? Var. Ama çoğunluğunu Müslümanlar teşkil ettiği için Müslüman alemi, İslam alemi, İslam ülkeleri adı veriliyor. Ve yeşterikune, ve ortak oluyorlar, ortaktırlar. İştarake yeşteriku, yeşterikune, fiil muzari cemi müzekker. Fi ba'dil adat, el adat alışkanlıklar, ve et tekalidi, tekalid gelenekler demek. Bazı alışkanlıklar ve geleneklerde ortaktırlar. El adat et tekalidi. Et tekalid cemi mükesser olduğundan gayrimusarif olur. Lakin elif lamlı olduğundan cerhali dalil esreyle olmakta. Et tekalidi. Ve yeteşabihune, teşabihe yeteşabihu, yeteşabihune, benzeşiyorlar karşılıklı olarak, değil mi? Müşareket içeriyor. Birbirlerine benziyorlar yani, benzeşmekteler. Bir sekafeti, diniyeti, el-islamiyeti. Sekafet kültür demek. İslam dininin kültürü, İslam kültürü ile benzeşmekteler. Yani benzer kültürleri taşıyorlar. Ne gibi? Bir sürü yani, say say sonu gelmeyebilir. El hafidu, torun cümlesine şöyle devam ediyor. El tehtelifu, ihtelefe, yehtelifu, tehtelifu. Yani iftaile, yeftailu, iftial babından değil muzari. El tehtelifu, farklı farklı mıdır? Hadihil adati, şu adetlerde farklılıklar olur mu? Min beledin ila ahara, ya ciddi, bir beldeden diğer belde. Aha, başka demek, diğer demek. Bir belde ülke demek. Bir beldeden bir başka beldeye farklılıklar var mı? Değişik şeyler var mı diyor. Ahar gayrimustariftir. Başında ila harfi cerre olsa da ila ahara diyeceğiz. İla aharin olmaz yani. El ceddu dile der ki naam, evet, ya büneyye, ey oğulcağızım. Yani büneyye oğulcuğum demektir. Sevgi gösterisi manasında kullanılıyor. Esasen ismi tasvirdir ama burada bir sevgi manasında kullanılıyor. Oğulcuğum demek de pek mantıklı olmayabilir çünkü torun diyor yani burada. Yanına ey oğulcağızım diyor yani. Seni torunum olarak değil, daha da yakınım, oğlum olarak görüyorum manasında bir sevgi gösterisi. Tehtelifu, farklı farklı olur, değişkendir. Adatu ta'ami, ta'am demek adat, alışkanlıklar. Yani yemek alışkanlıkları farklıdır diyor. Ve libasi, giyinme alışkanlıkları da farklı olabilir. Ahyanen, bazen. Min beledin ila ahara, bir ülkeden başka ülkeye böyle bazı değişiklikler olabilir diyor, vardır. El hafidu, torun, keyfe, nasıl, kâne el müslimûne fil mâzî, ya ciddi. Kâne el müslimûne, Müslümanlar nasıl idi geçmişte ey deden. Geçmişte Müslümanlar nasıl idi diyor. Ey dede. El ceddu dede şöyle cevap verir. Kâne el müslimûne, Müslümanlar idi, yeştehirûne, meşhurlardı yani şöhret bulmuşlardı. Bil keremi, cömertlik, ve bil ahlâgı, ve ahlak ile meşhurlardı diyor. Şimdi cömertlik olabilir hala ama ahlak noktası büyük zafiyet içerisinde. Cömertlik devam ediyor en azından gördüğüm kadarıyla çevrede. Çevreden çevreye değişebilir tabi. El hafidu, torun şöyle der. Eyne, nerede, te'işu, yaşıyor, yaşamaktadır. Eglebiyyetül müslimine, Müslümanların çoğunluğu nerede yaşamaktadır? Ya ceddi, ey dedem. Te'işu, yaşıyor. Eglebiyyetül müslimine, Müslümanların çoğunluğu. Fi karrati, karra kıta demek, hatırlıyorsunuz, kara yani, kara, kıta,
fi karati Asya ve Afrika. Afrika ve Asya kıtasında çoğunluğu yaşamaktadır. El Hafidu şükran, yani eşkuru ke demektir, değil mi? Eşkuru şükredi, teşekkür ediyorum. Şükran teşekkürler demek. Ya cildi ey dedem, ala hadihil malumatil müfideti, şu faydalı bilgilerden dolayı sana teşekkür ediyorum ey dedem diyor. Ve diyalog burada bitmiş oluyor. 5 demiş. Ecib cevap ver anil es'iletil atiyeti hasebel hivari. Diyaloğa göre, haseb göre demek. El hivar diyalog. Diyaloğa göre aşağıda gelen sorulara cevap ver. Soru 1. Ma beraber demek. Men kim? Yetekellem konuşuyor. El hafidu torun. Torun kimle beraber konuşuyor? Yetekellemu el hafidu ma'a ceddi ve ma'a ceddeti, ne diyelim onu? Ma'a ceddetihi diyelim. Kendi dedesiyle beraber konuşuyor. Evet. Yetekellemul hafidu ma'a ceddetihi. Kendi dedesiyle beraber konuşuyor. 2. Mel haridatu leti yenzuru ileyha el hafidu. Ma nedir? El haridatu harita. Elleti o harita ki yenzur bakıyor. İleyha o haritaya doğru kim? El hafidu torun. Torunun bakmakta olduğu haritada neyin nesidir diyor. O harita ne haritası? Soru. Peki neydi o harita? El haridatul islamiyyetu muydu? Öyle bir cevabı vardı değil mi? Sormuş zaten. Ma hadi. Ne demiş? Hazi. Şöyle cevap yazabilirsiniz. Hemen şu cümleyi aynen yazın. Bitti. Cevap bu. Hazihi haridatul alemiyyil islamiyyi. Peki. Kem. Burada bir kem görmek, kem istifhamiye burada. Soru manasındadır. Ardından mensup ve nekre kelime gelir. Kem adedel müslimine fil alemi. Dünyadaki Müslümanların sayısı kaçtır diyor. Adedil müslimine, Müslümanların adedi, Müslümanların sayısı nedir? Nerede geçiyordu? Milyardan fazla demişti onu, hatırlıyorum. Hatırlıyorum ama satırını hatırlayamıyorum. Satırını beraber arayalım. Burada demiş. Yetekevvenu alemul islamiyyu min eksara min. Şurası değil mi? Tam olarak şu denilir. Adedül müslimine. Müslümanlar sayısı nedir? Eksaru min milyarin. Bitti. Fi maza yeşteriku el alemul islamiyyu, İslam alemi nelerde ortaktır? Nelerde ortaktı? Yani yeşterikune fil adati et tekalidi diye bir şeyler geçiyordu. Hatırlıyorsunuz siz de. Ne diyor? Aynen şöyle dersin. Yeşterikun ortaktırlar fi bazı adat ve tekalidi. Bunu yazarsın biter. Mahiye o nedir? El adatu el muhtelifetu, farklı farklı adetler fil alemin İslamiyye. Onlar nelerdi? Yeme ve giyimde farklılıklar var demişti. Hatırlarsınız. Hatırlarsınız. Neden hatırlamıyorsunuz? Az önce okuduk değil mi? Farklılıkları mı soruyor? Hel tehtelifu, burada geçiyor. Evet. Tehtelifu adatu ta'ami vel libasi ahyanen min beledin ile ahara. Aynen yazılır. Tık. Bitti. Peki başka ne var? 6. İkra el cümele el atiyete ve va' alamete şu. İkra oku el cümele el atiyete. Aşağıdaki cümleleri oku ve daha ne yap? Va' koy. Ne koy? Alamete şu. Şu 10 ayı işte doğrudur 10 ayını koy. Nereye koy? Emamel cümeli sahihati. Sahih yani doğru cümlelerin önüne koy. Emame önünde demek. Ve va' alamete. Va' yazmıyor burada ama vav'dan dolayı bunu ben anlıyorum. Vav burada atıf harfi. Ve va' yani yine koy alamete, çarpı çarpı alametini koy. Nereye? Emamel cümelil hatiyeti. Hatalı cümlelerin önüne çarpıyı koy. Neye göre doğru yanlış olacak bu? Hasebel hivari sabiki. Yukarıda geçen
Diyaloğa göre doğru veya yanlış belirlemekteyiz diyor. Ona göre hatalı olan cümleler, ona göre doğru olan cümlelerin önüne. Mesela haridatul alemiyyil, pardon, haridatul alemil islamiyyi kebiratun. İslam aleminin diyor haritası büyüktür. Doğru mu? Evet. Onayı koyuyoruz. Ta'işu yaşamaktadır. Eğlebiyyitül müslimine fi garatı Avrupa demiş. Doğru mudur? Yanlıştır. Çarpıyı koy. La tehtelifu adatu ta'ami fil alemin islamiyyi. Bir farklılık yok diyor yeme konusunda. Var mı? Var. Öyleyse buna da bir çarpı. Kâne el müslimûne fil mâzî yeştehirûne bil keremi. Var. Sadece değil ama bu doğru yani. Çarpıyı koyabilirsin. Ne diyordu? Bil keremi. Evet. Doğru mu acaba? Evet. Yanında bil keremi vel ahlâk yazıyordu parçada. Yani o bir ne diyelim? Eksik cevap yani. Yanlış değil de eksik cevap. Artık öğretmen burada çarpımı koyar. Ona işaretimi koyar. Orası biraz da öğretmene kalmış. Ama en azından 10 puansa 5 puan almanız lazım buna doğru derseniz. Yanlış derseniz ne olur? Artık bilmem öğretmenin değerlendirmesine kalmış. Teşabehe yeteşabehu el alemu el islamiyyu bis sekafeti diniyeti. Dini kültür bazında İslam alemi benzeşmektedir. Doğrudur. Onay verilir. İmle el feragati el atiyete. Aşağıda gelen boşlukları doldur. Müstahdimen. Yardım alarak. Müstahdimen. El kelimatilleti. O kelimelerden ki fil kaimeti. Aşağıda kutuda yer alıyor. İşte şurada yer alan. Yeteşabehu. Ekallu min. El alemu. Min. Estikafeti. Bu kelimelerden yardım alarak diyor. Sikafedir ama sekafi yani. Peltekse fethalı burada. Estikafeti. Estekafe tu sonuncu hareke değişir zaten. 1. Yetekevvenu el alemul islamiyyu. İslam alem oluşmaktadır. Düvel kelimesi değil mi? Devletün düvel. Cimidir bu. İslam alem oluşmaktadır. Neyden oluşmaktadır? Mesela sadece mini kullanabilirsin. Min düvelin kesiratin. Pek çok devletten oluşmaktadır. Ve minha, işte o devletlerden bir tanesi de nedir? Türkiye ve Irak. Türkiye ve Irak'tır. El Irak'u. Kafa zammeyi ver yani. Ne oldu? Mini kullandık, elendi. İki. İkide ne diyor? Katar'dan bahsediyor değil mi ikide? Katar kelimesi geçiyor. Kataru. Katar nedir? Cüz'ün, bir parçadır. Minel alemi. El alem kelimesini kullanıyoruz. Minel alemi islamiyyi. İslam aleminden bir parçadır Katar. Hem de el kebiri. Katar İslam, büyük İslam aleminin bir parçasıdır. Üçte el müslimûne bi ba'dır adâti ve tekâlidi diyor. Ne olur? Yeteşâbihu deriz. Bazı adet ve alışkanlıklarda Müslümanlar benzeşmektedir. Yeteşâbihu. Dörde geldi sıra. Adedül Müslümine, Müslümanların adeti, sayısı. Fi karat Avrupa. Avrupa'da nedir? Ekallu min. Adedil Müslümine fi karat İfrika. İfrikiye. Afrika kıtasındaki Müslümanların sayısından Avrupa kıtasındakiler nedir? Daha azdır. Ekallu min'i buraya yazarsın. Sıra dörde geldi. Bakmaya gerek var mı? Yani artık bakmamak gerekir. Sonuncu kelime olsa gerek. Estikafet mi kullanmadık? Ekallü mini mi kullanmadık? Hangisi kullanılmadı ise o kullanılacak burada arkadaşlar. Tehtelifu değişir. Fikarat Asya, Afrika, Ankarat Avrupa. Evet, Avrupa kıtası ile Avrupa kıtasına kıyasen diyor. Afrika ve Asya kıtasındaki bir şeyler değişiyormuş. Ne değişir? Estikafet. Kültür değişir herhalde. Değil mi? Kıtalara göre değişkenlikler olabilir. Sıl beynel mecmuateyni. Şimdi mecmuateyn dedim ama bakıyorum burada mecmuateyn yok yani. Burada olsa olsa olur. Var gerçi mecmuateyni diyelim. İki mecmua arasını birleştir diyor. Şurayı da şurası mesela. Burayı da burası gibi olsa gerek. Bakalım. Mesela 12 yazılmış. 12 burada göstermiş. Yani birisi rakamla birisi yazıyla.
12'yi gösterdik. Peki bana 5'i bul diyor. 5 nerede var? Burada var. Hamsetun. 5'ten buraya doğru çizgiyi çizersin. En sağdan en sola. 11 nerede var? Ehede aşara. 11'dir. 11. 11. 12 zaten çizilmiş. Burada 7 yazıyor. 7 için seba'etun. Hemen aşağı doğru. 8 yazıyor. 8'i de semaniyetun. Buraya doğru bir ok çizersin. Rakamlar, sayılar zaten bilinmeli. Ne diyor? İstemi dinle ile cümelil atit. Aşağıda gelen cümleleri dinle ve teemmül ve düşün maaniye, onların manalarını, o cümlelerin manalarını bir düşün bakalım. Müsta'inen suveri, resimlerden yararlanarak, yardım alarak. Müsta'inen faydalanmak, yardım almak demek. İsta'ane, yardım. Suveri, resimler. Suratun resim, suver resimler. Suver cemi demek. Çiçekler var. Kem zehraten, kem istifamiye, kem zehraten. Kaç tane çiçek var? Şimdi onu soracağım. Zehmra'e, kırmızı çiçek vardır. Fesurati, resimde kaç tane kırmızı çiçek var? Fesurati, resimde ihda aşrate zehraten, 11 tane zehra var. Zehra çiçek demek. Hamra kırmızı. 11 nasıl deniyormuş? İhda aşrate, 11 tane kırmızı çiçek vardır. Kem mibra'e, mibra'eten. Mibra'e ne demek? Kalem tıraş, kalem açacağı artık nasıl diyeceksek. Kem mibra'eten fis surati, resimde kaç tane açacak var? Fis surati, resimde vardır. İsnete aşrate mibra'eten, 12 tane açacak vardır. İsnete aşrate 12 demek. Kem kalemen, kaç tane kalem fis surati, resimde vardır? Fis surati, resimde vardır. Ehede aşara kalemen, 11 kalem vardır. Kem kitaben fis surati, resimde kaç tane kitap var? Fis surati, resimde vardır. İsna aşara kitaben, 11 tane kitap vardır. Bu sayılar, rakamlar, bunların detayları ilahiyat kitaplarında geçiyor. Onların da videolarını çektik biz. Sayılar ve temizleri, işte 100 nasıl denir, 300, 500, binler, tek sayılar, ukut sayılar vesaire, geniş bir konu esasen. Yani lise düzeyinde anlatılmış. İhtar, seç, er-rakame, rakamı seç. Nasıl rakamı? El-münasibe, uygun. Likulli cümletin, her cümle için uygun rakamı seç bakalım. Uygun rakamı demişsin ama burada rakam dışında bir şeyler de var tabi. Bir ne diyor? Fis seneti, senede vardır. Bir senede ne var? Mesela ahada aşara şehren, 11 ay vardır mı diyelim? İsna aşara şehren, 12 ay vardır mı diyelim? Evet, isna aşara 12 demek. Öyleyse isna aşara şehren ay demek. İsna aşara şehran, 12 ay vardır bir yılda. İsna aşara buraya yazarsın. 2. Fil usbu'i, haftada vardır. Haftada ne var? Seb'atu eyyamin. Seb'a 7 demektir. 7 gün vardır. Fil usbu'i, bir haftada vardır. Ne vardır? Seb'atu eyyamin. 7 gün vardır. 3. Adedu ihvetin nebiyyi. Yusuf'e, Yusuf Nebi, yani Yusuf peygamberin kardeşlerinin sayısı. Adedu ihvetin nebiyyi Yusuf'e. Tam olarak adedu ihveti en nebiyyi Yusuf'e. Yusuf peygamberin kardeşlerinin sayısı nedir? Artık o da ehel aşar olsun. Ehel aşar ehan, 11 kardeştir. Li benim için vardır. Ne vardır? Erba'ete İhvetin, 4 kardeş vardır. Sayılar ve temizleri adlı konu burada gündeme geliyor ama çok geniş bir konu. Bunu lise düzeyinde olduğu gibi anlatmalımışsınız. Artık o öğretmenlere kalmış. Tedribatu, alıştırmalar. İhtar, seç. Ne seçelim? El icabete, cevabı tabii ki. Nasıl cevabı? Es sahihate, doğru cevabı seç. Nerede? Fima, o yerdeki yettiği geliyor. Aşağıda gelen yerden seç bakalım. Minel hulefai er-raşidine, raşid. Raşid yani ne demektir? Yol gösterici, doğru.
yol gösterici halifelerden kim var mesela? Ebu Bekir Es-Sıddık olabilir. İşte Muhammed Fatih, Harun Reşit, Selman Kanuni gibi hangisidir? Ebu Bekir Sıddık'tır tabi. Min'den dam burada harfi cer. Minel hulefâir râşidîne Ebu Bekir Sıddık. Ebu Bekir Sıddık raşit halifelerdendir diye mana verirsin. Ebu Bekir Sıddık doğru cevaptır. 2. Asimetu Mısır. Mısır kelimesi bazen de gayrimunsarif, bazen munsarif olarak kullanılır. Detaylı bir konu. Şimdilik ben bunu munsarif olarak kullanıyorum. Asimetu Misrin veya Asimetu Misra diye okunabilir yani. Gayrimunsarif diyelim. Asimetu Misra. Mısır'ın başkenti neresidir acaba? El Kahiretu Kahire'dir. Dimeşk'tir. İşte İskenderiye'dir vesaire. Neresidir? Kahire'dir. 3. Tevella. İlk defa yani okuyorum şu an. Belki yanlış mı telaffuz edilmez. Düşünelim. Tevella Ümerubnu. Yani İbnu ne olmuştur? Bin diye kalmış ama onun da zamme var. Yukarıda anlattık herhalde. Tevella Ümerubnul Hattabi el hilafete ba'de. Ba'de şu. Yani tevella yerine geçti demek. Tevella yerine geçti. Doğru okuyuş, evet. Tevella yerine geçti. Kim? Ümer ibnül Ömer ibn-i Hattab halifeliğe yani geçti. El hilafete geçti. Kimden sonra geçti Ömer ibn-i Hattab? Ba'de işte Osman bin Affan'dan sonra mı? Ali bin Ebi Talip mi? Me'mun'dan Ebu Bekir Sıddık mı? Kimden sonra geçmiştir? Bu bilgiler zaten bilinmesi gerekiyor yani. Biliyoruz ki ilk halife Hazreti Ebu Bekir, ikincisi Hazreti Ömer'dir. Üçüncüsü Hazreti Osman, dördüncüsü Ali bin Ebi Talip. Yani Hazreti Ali'dir. Burada kimden bahsediyoruz? Hazreti Ömer. Demek ki Ebi Bekir'in bundan sonra geçmiştir. Ebu, Eba, Ebi. Ba'de muzaf olduğundan Ebi diye yazılıyor. Ba'de olmasa mesela Eba olabilir, Ebu olabilir. Ba'dan sonraki harf değişken. Bu İrab'ı ile alakalı. 4. Es Sultanu Sultan ellevi, o sultan ki fetaha fethetti. Hüve o sultan. Nereyi? İstanbul'e. İstanbul'u fethetti. Hüve işte o kişi kimdir acaba? Muhammed el Fatih midir? El Sultan Selim, Ebu Bekir mi? Süleyman Kanuni mi? Tabii ki Muhammed el Fatih. Yani Mehmet diyelim. Fatih Sultan Mehmet yani. Muhammed yok ama Mehmet doğrusu değil mi? Mehmet el Fatih. Fatih Sultan Mehmet adlı kişi ne yapmıştır? İstanbul'u fethetmiştir. İhtar el icabete el sahihate fi ma yetti. Yukarıdaki başlıkta aynı yani mana vermeye gerek kalmadı herhalde. Fissafi sınıfta vardır. Kaç kişi var? Taliben işte ona göre anlıyor. Ne anlayayım ben? Ahada aşara ile ihda aşret ediyorsun. Ahada aşara müzekker, ihda aşrete müennes. Taliben ne? Müzekker. O zaman ahada aşara olsa gerek. Fil mektebeti okulda vardır. Okulda ne var? Kitabın kitap var. Ne yapmalıyım? İsna aşara mı? İsnete aşırete mi? İsna aşara müzekker, isnete aşırete müennes. Diyebiliriz ki sağ taraftakiler müzekker, sol taraftakiler ise müennestir. Yani doğru seçenek hangisi olmalıdır ama? Buradaki doğru yaklaşım bu sayıların sol tarafıyla uyumlu olması gerekir. Yani aşara taliben, aşara kitaben, aşara hakibi olmaz bu defa. Ne yapacaksın? Aşrate hakibi olacak bu defa. Tabi nereden anlıyoruz yani? Bunu şu şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar. Sayıların temizlerin irabı birinci nokta bu. İkincisi sayıların temizinin cinsiyeti de önemli. Taliben müzekker, kitaben müzekker. Öyleyse koyacağın sayının sol tarafı. Yani aşara aşara ondalık kısmı müzekker olmalıdır. Müzekker zaten. Ahad aşarayı buraya yaz. İsna aşarayı da buraya yaz. Bitti. Habibetun, dabibetun. Bunlar hep T ile bitmiş. Yani bunlar müennes. Öyleyse ondalık kısmı müennes olan yani sol taraftakileri seçmen gerekecek bu defa. Değil mi? O şekilde bir durum var arkadaşlar. Yani kuralı bu. Öte yandan kural nedir? Bunların müfret ve müennes olması gerekiyor. Müfret mi? Evet. Müfret ve müennes olması gerekiyor diyorum. Müfret ve mensup olması gerekiyor. Tali, ben, kitab, ben, hakibeten
tabibeten şeklinde. Mana verelim. Fissaf bir sınıfta vardır. Ahada aşara taliben. 11 öğrenci. Ahada aşara 11 demek. Fil mektebeti. Mektebede vardır. Ne vardır? İsna aşara 12 demektir. 12 kitaben kitap vardır. Fakat tabileti. Tabilerin üzerinde vardır. Ne vardır? İhda aşarete 11 demek. İhda aşarete hakibeten. 11 tane hakibe yani çanta vardır. Sıranın üstünde. Fil müsteşfa hastanede vardır. İsnete aşrate 12 tane tabibete bayan doktor vardır. Dersus salisu burada kalıyoruz.